Merhaba Eylem Plan takipçileri. Doctor Strange Cuma günü vizyona giriyor ve ben de hemen filmle ilgili yorumlarımı sizinle paylaşmak istedim. Spoilersız ve kısa bir video olacak. Açıkçası hemen görüşümü söyleyeyim. Ben filmi aşırı beğendim, çok beğendim. Filme gitmeden önce beklentilerinizi doğru belirlemek lazım. Doğru beklentiyle gittiğimiz zaman daha çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Bunu o büyük bütün Avengerların toplandığı, işte ana hikayenin ilerlediği, ana bir Marvel filmi olarak değil de daha ilk 5 yıldaki orijinal bir karakterin hikayesi böyle kendi başına hikayenin başlayıp bittiği o Marvel filmlerinden biri olarak değerlendirirsek filmden daha fazla keyif alacağımızı düşünüyorum. Doctor Strange'in hikayesi başlıyor ve bitiyor filmin içerisinde. Tabii ki Marvel'ın bir sonraki aşaması için belli başlı şeylerin başlangıcı veriliyor filmde ama ana hikaye dediğim gibi kendi başına başlayıp biten bir hikayemiz var. Korku öğeleri içeren, keyifli, eğlenceli, akan ve inanılmaz bir görsel ve teknik atmosfere sahip bir filmle karşılaşmayı beklerseniz beklentileriniz sizi üzmeyecek. Bunun haricinde öyle çok büyük bir hikaye tutarlılığı ya da deli gibi akıcı bir şekilde akan bir film beklemeyin. Filmde birazcık bu konuda sarkıyor ama bu benim seyir keyfimden bir şey götürmedi. En çok eleştiri internette okuduğum kadarıyla buna gelmiş, hikayeyi çok beğenmemiş insanlar. Beni rahatsız etmedi ama onun kararını kendiniz verebilirsiniz. Film bir Doctor Strange filmi ama daha çok Wanda'nın hikayesi üzerinden dönüyor. Dolayısıyla bu filmi izlemeden önce WandaVision dizisini izlemiş olmak bence şart. Ben bu gösterime gideceğim bile bile neden Doctor Strange'in ilk filmini tekrar izlemedim. Ona rağmen, hiçbir şey hatırlamama rağmen çok büyük eksiklik hissetmedim. Bir de şu an bilmediğim, hatırlayamadığım pek çok gönderme vardır mutlaka. Ancak filmden alacağınız keyfi götüren ya da burayı anlamadım şimdi ne oldu diyeceğiniz bir durum yok. Ama WandaVision'ı izlemezseniz filmden önce Wanda'nın karakter arkını anlamak veya yaptığı hareketlerin arkasındaki motivasyonu anlamak biraz daha zor olacak sizin için. Veya tutarlı gelmeyebilir hareketler ki izlemiş olsanız da tutarlı gelmeyecek bazı yerlerde ama yine de en azından karakteri daha iyi anlayabilmeniz için veya güçlerinin boyutunu anlayabilmeniz için WandaVision'ı izlemiş olmak şart derim. Esas ama benim filme bayılmamı sağlayan şey Sam Raimi'nin kendi dilini ve daha önce Marvel'ın böyle yönetmenlerini kısıtladığını, hatta ilk Ant-Man'i Edgar Wright çekecekken anlaşamadıkları için Edgar Wright'ın ayrılması vesaire. Taika Waititi'nin çektiği Thor Ragnarok'tan sonra Marvel'ın yönetmenleri daha özgür bırakmakta kendini rahat hissettiğini görebiliyoruz. Keşke diyorum Edgar Wright bir kez daha Marvel'a dönüp bir filmi çekecek olsa ama sanırım Ant-Man'de yaşadıklarından sonra bunu göremeyeceğiz. Ama yine de burada Raimi'nin özgür bırakıldığı, en azından büyük oranda özgür bırakıldığı çok belli oluyor. İlk filmi neredeyse hiç sallamıyor. Kendi tarzına oturtuyor. Evil Dead'e yapılan göndermeler, yani Raimi'nin kendi imzası, bakış açısı, çekimler, o bizi atmosferin içine sokuşu, korku öğeleri, hepsi o kadar rahat, o kadar keyifli ve o kadar güzel kullanılmış ki gerçekten inanılmaz bir keyif veriyor bize ve Raimi'nin tarzını her bir karede hissedebiliyoruz. Film öyle korku bir korku filmi değil. Birkaç gerilimi yüksek korkunç sahnesi var ama korku filmine gidiyorum gibi düşünmeyin. Gerçekten Raimi'nin imzası bir film. Bu da beni çok mutlu etti. Hele filmin 3. perdesinde bir müzik içeren bir dövüş sahnesi var ki ben eridim bittim. Uzun zamandır izlediğim en orijinal dövüş sahnelerinden biriydi. Buradaki müzik ve ses miksaj ve kullanımı da o kadar keyifliydi ki ben çok keyif aldım. Ama örneğin birlikte izlediğimiz arkadaşlardan biri, abi neydi o sahne, yani ben çok sıkıldım izlerken, bitse de gitsek dedim dedi. Dolayısıyla herkes de aynı etkiyi bırakmayacak sanırım bu sahne. Ama benim için uzun zamandır izlediğim en orijinal, en keyifli sahnelerden birisiydi. Bilmiyorum ben mi Raimi bu filmi çekecek diye çok heyecanlıydım ve pembe bir gözlükle mi izledim bilmiyorum. Ama benim için zaten bu son Örümcek Adam filminden önce de tüm Örümcek Adamları tekrar izlemiştim. Ve en iyi çizgi romanımsı bir atmosferle çekilen filmi de Raimi'nin ilk iki Spider-Man'inde bulmuştum. Burada o havaya, o keyfe bir dönüş var. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Özellikle evrenler arası geçişlerde, bazı sahnelerde çok güzel şeyler oluyor. Bilmiyorum, ben bu anlamda filmi çok beğendim. Özetlemek gerekirse ben çok keyif aldım. Dediğim gibi hikaye olarak çok bir şey beklemeyin. Marvel'ın ana hikayesini ilerletme anlamında bir iki taş oynatılmış ama Raimi daha çok kendi çalıp kendi oynamış. Siz de onun tarzını seviyorsanız, özellikle Evil Dead serisini Bruce Campbell'ı tekrar görmeye özlediyseniz oraya olan göndermeler inanılmaz keyifli. Bu anlamda güzel bir seyir sizi bekliyor. Öbür türlü ortalama bir Marvel filmi olabilir sizin için. Onu da izlemek bana her zaman keyif veriyor. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Arılara dikkat edin.